Yereket Televizyonu ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Bitki Koruma Saati programıyla daha tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşamki program konuklarımızdan birisine yazık ki bugün e, ufak bir rahatsızlık geçirdikleri için bizlerle birlikte değiller. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erdoğan Beyefendi de bizlerle olacaklardı. Buradan kendisine geçmiş olsun direklerimizi iletelim efendim aracılığınızla. Mehmet Emin Şahin Hocamla birlikte bugün programımızı yapacağız. Hocam geçen hafta kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de. <laughs>

ve iyi seyirler diliyorum. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Ee, geçen hafta kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz bu haftaki konularımızda. Geçtiğimiz hafta neden <laughs> bahsettik? Bakliyatlardan bahsettik özellikle. Whatsapp üzerinden gelen sorularınıza yanıtlamaya çalıştık. Yine bu haftaki programımıza da hem bakliyata değineceğiz hem hububata değineceğiz. Ee, sizden çok fazla soru gelen alanlardan birisi olan ya, depolama özelliği depolama alanında e, patatese ve cevize de <laughs> ayrı ayrı yer veriyor. olacağız. sorularınızı şimdiden almaya başlayalım diyeceğim. Ee, Öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tekrar Facebook hesabımız üzerinden bereket TV adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Artık tek bir ortak çatı üzerinden bereket TV adresinden sorularınızı topluyoruz efendim. Yine WhatsApp ihbar hattımızdan da sorularınızı bekliyoruz. E, hocam konumuza başlayacağız ama öncelikle şu anda içinde bulunduğumuz dönemde e, kıyı bölgelerimizde bir don uyarısı var. E, Seracılarımızın nöbetteler, bizleri izliyorlar eksik olmasınlar. Mesajları da yalnız bırakmıyorlar. Bizleri e, dilerseniz önce seracılarımız <laughs> için biraz e, neler yapabilecekleri konusunda yardımcı olabilecek e, önerilerde bulun. Sunalım. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden Hububat'la devam edelim. İnşallah. Yalnız öncelikle hepimizin yüreğini yakan, e, adeta sınırımıza bitişik diyebileceğimiz yakınlıkta bulunan Halep'te bir insanlık dramı yaşanıyor. Ben bütün izleyicilerimizi, yüreği onlarla beraber atan bütün insanları Halep için desteğe, duaya davet ediyorum. İçinde bir nebze insanlık olan herkesin bu çağrıya kulak vermesi lazım. Allah orada kardeşlerimize yardım etsin, bizleri de vesile kılsın diyerek programımıza başlıyorum. Şimdi seracılık ülkemiz için çok önemli ve sürekli gelişen bir sektör. Ve binlerce, yüz binlerce insanımız buradan ekmek yiyor. Ve kış aylarında sebze ihracatımızın da lokomotifi durumunda en önemli sektörümüz. Bugünler sera üreticilerimiz, serada üretim yapan çiftçilerimiz için zor günler. Kışın bu çetin şartlarında herkes sıcak yatağında uyurken seracılarımız serada nöbet tutuyor. Ekmek parasını kazanabilmek için, maaş etini kazanabilmek için sabaha kadar kim ısıtma yapıyor, Kimi seranın üzerine su püskürterek kısmi olarak e, soğuğu azaltabilmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Don öyle bir olay ki saatlerce nöbet tutar, 10 dakika, 20 dakika bir e, insanın boşluğuna gevşekliğine gelir. Çok kısa bir aralıkta bile bütün mahsulü yok edebilecek Allah korusun bir don tehlikesiyle üreticimiz karşılaşabilir. O nedenle benim özetle çiftçimize burada söyleyeceğim şu. Nöbet tutan bütün çiftçilerimizin don tehlikesi tamamen geçene kadar pür dikkat izlemeleri gerekiyor. Kendilerinin sıcaklığı ölçme imkanı varsa ölçerek yoksa ilgili tarım teşkilatımızdan meteoroloji genel müdürlüğünün verilerinden faydalanarak takip edip don zararının olup olmayacağını Risk devam ediyorsa, sıkıntı devam ediyorsa da aralıksız bütün sıkıntılarına rağmen aralıksız devam etmesi lazım ki ekmeğini kurtarabilsin. Ee, kısaca neler yapılabilir? Neler yapılabilir, evet. Mümkün olduğunca soba kurmuş olanlar zaten sobayla ısıtıyor. Bazı bölgelerimiz var ki her yıl don olmuyor, bazı yıllar hava çok yumuşak geçiyor, herhangi bir ısıtmaya gerek kalmadan atlatanlar veya hafif ısıtmayla kurtaranlar oluyor. Ama biraz önce de vurguladığım gibi soğuğun ne zaman kaç dereceye düşeceğini her zaman kestiremiyoruz. Gecenin sekizinde mi, birinde mi, üçünde mi ne olacağını bilmiyoruz. Soba kurmamış olanlar imkan varsa kursun. Kuramıyorsa seranın boş bir yerinde yavaş yavaş da yanacak olsa... Büyük bir varilin içerisinde, herhangi bir e, saç leğenin içerisinde, hiç olmadı bir tenekenin içerisinde bol duman çıkartacak. Bir şeyleri yakarak seranın içerisinde duman oluşturabilir. Duman bitkiyi zehirlemez. Bazı izleyicilerimiz daha önce de bu konuda evet. bize başvurmuştu. Seranın içinde duman olursa bitkiler zehirlenir mi, zarar görür mü diyor. O insanı zehirleyebilir ama bitkiye dumanın faydası olur. ...zararı olmaz... ...ve mümkün olduğunca da seranın bütün açıklıklarını... ...kapatarak... ...içeriye vermiş olduğumuz sıcak havanın... ...sıcak hava e, imkanı olan yerlerde... ...sıcak havanın, sobayla ısıtılan yerlerde... ...sobanın ısısının... ...veya dumanlama yaptıysak... ...bu dumanın sera içerisinde... ...muhafaza edilmesi... ...ne kadar uzun sürerse... ...dona karşı koruyuculuk o kadar artar... ...bunlar yoksa... ...veya ilave tedbir olarak... ...seramızın üzerine... Dışarıdan su püskürterek cam ya da naylon sere fark etmiyor. Üzerinde bir buz tabakası oluşturmamız o don e, seviyesine düştüğünde bir milimetre bile olsa kağıt kalınlığında bile olsa o buz tabakasının dışarıdaki soğuğun içeriye geçmesine mani olmada çok büyük rolü var. Hortumla, püskürtmeyle nasıl yapabiliyorsa ama yıkar gibi yapılmamalı. Hafif hafif püskürtülmeli ki e, düşen su damlacıkları seramızın üzerinde e, buz haline geçebilsin. E, yarım saat, bir saat sonra yine hafif bir su püskürterek buz kalınlığını artırabiliriz. Zaten sıcak olduğu zaman o buz kendiliğinden eriyip gidecek. Ama don zamanı buz ikinci bir örtü olarak seramızın üzerinde. ...büyük bir koruyucu tesir gösterecektir. Bir de bazı yerlerde... ...şu yapılıyor, imkan varsa... ...çiftçimiz bunu da yapsın... ...büyük siyah... ...naylonlar içerisine... ...serada sıralar arasına... ...çekerek mutlaka deliksiz olan... Evet. ...siyah naylon... ...uzun torbalar şeklinde... ...su doldurulup... ...onlar gündüz güneşli havalarda... ...sıcağı çeker... Seranın içerisindeki sıcaklığı bu yapılan araştırma çalışmaları var. En az 2 3 4 derece bazen 5 6 dereceye kadar seranın iç sıcaklığını e, gece boyu yüksek tutuyor çünkü su sıcağı emiyor. Gecede yavaş yavaş seranın içerisine bırakıyor. Bu tür tedbirler e, seracılıkta donu atlatmak için önemli hususlar. Şu anda özetle söyleyebileceklerimiz bunlar seracılarımız için. Evet sıkıntılı dönemler geçiyorlar. Allah yardımcıları olsun diyelim tekrar burada Onu baştan söyledim. Herkes uyurken seracımız uyanık durmak zorunda. Hem gözleri yönüyle uyanık durmak durumunda hem de zihnen uyanık olmalı gelecek tehlikelere karşı. Çünkü çok emek veriyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir kez de buradan söylemekte fayda var. Herkes para kazanma çabasında. Ama en çok zahmetle emekle kazanılan, alın teriyle kazanılan para tarım sektöründedir. Bütün çiftçilerimizin bu kadar emekle kazandığı, kazanmaya çalıştığı paranın heba olmaması için bu tedbirlerin alınması lazım. Asıl helal kazanç çiftçilerimizde. Ben o onun nedenle de tekrar çiftçilerimize bol, bereketli kazanç diliyorum. Bütün çiftçilerimize, sadece seracımız değil. ...Allah o emeklerinin karşılığını zayi etmesin. Amin hocam. Yine ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Seracılıktan konu açılınca hocam... E, ...konun uzmanı olmayan <laughs> kişiler ne yazık ki her alanda, alanda konuşuyorlar. E, her alana zararları bir şekilde dokunuyor. Ama seracılık sektöründe çok büyük zararları dokundu belirli dönemlerde. Buradan da seracılık ürünlerin dilerseniz bir kere daha... E, ...sağlıklı, korunaklı alanlarda yetiştiren ürünler olduğunu tekrar söyleyelim ki... E, ...seracılarımıza da buradan en azından bir yardımımız dokunsun. Burada bir uyarıda da bulunmak istiyorum... Maalesef piyasada çiftçimizin cebindeki paraya göz dikmiş olan haksız kazanç peşinde koşan, adeta hırsızlık yaparcasına çiftçimizi kandırıp cebindeki parayı alan birileri var. Kim bunlar? Bitki antifrizi vesaire isimlerle maalesef bahar aylarında meyvecilerimizi, bu aylarda seracılarımızı kandırmaya çalışan ahlaksız insanlar diyeceğim bunlara. Defalarca uyarılmalarına rağmen maalesef çiftçilerimizin iyi niyetini istismar edip bunlara bu tür kimyasallar satıyorlar. Bu kimyasalların bitkileri korumakta hiçbir faydası yok. Çiftçilerimiz kesinlikle böyle bir maddeye para verip almasınlar. Bitkimizi dirençli tuttuğumuz takdirde iyi besleyip sağlıklı tuttuğumuz takdirde bitkilerin dona direnci de yüksek olur. Aşırı azotlu gübre vererek, gereksiz aşırı sulamalar yaparak bitkinin dona karşı direncini de azaltırız. Dirençli bitki istiyorsak sağlıklı bitki üreteceğiz. Uzmanına sorarak sağlıklı beslenme nasıl yapılır? Sağlıklı bitki koruma faaliyetleri nasıl yapılır? Bunu uzmanlarından öğrendiği takdirde bitkimiz zaten sağlıksız beslenen bitkilere göre en az 3-4 derece daha fazla soğuklara direnç gösterebilir. Bu da üreticimizin elinde. Yanlış yaparsa kendi zarar eder. Evet, buradan da seracılarımız o zaman uyarıda bulunmuş oldu. Hem yok burada yere gereksiz yere harcayacağı gübre boşa gidiyor. Hem de bitkilerin direnci kırılacağı için donlarda diğer seralar sağlıklı bitkilerin zarar görmediği sıcaklıkta bu tür Bitkiler maalesef zarar görüyor. Evet boşa para atmasınlar sokağa değilim o zaman. Ee, ne yazık ki her kapılarına gelen kişiyi de uzmanı sanmasınlar, konu uzmanı ki. sanmasınlar. Ne yazık ki böyle ahlaksızlıklar da yapılıyor sektörün içerisinde. İnsanların ceplerindeki e, üç kuruşu almak için e, niyetlerini bozup onları kandırabiliyorlar. Buradan kanmasınlar Buket Hanım. diye bizler de bir uyaralım. Bir kez de şunu ifade etmek istiyorum. Daha doğrusu yıllardır tekrar ettiğim bir sözü. İlaç alırken satandan tavsiye alınmasın. Gübre alırken gübreyi satandan tavsiye alınmasın. Hı hı. Bunu satmayan, parasını buradan kazanmayan uzmandan tavsiye alınsın. Çünkü satanın gayesi bir kilo daha fazla ürün satmaktır. Evet. İlaç satıyorsa bir şişe daha nasıl fazla satarım? Gübre satıyorsa bir kilo daha nasıl fazla satarım? Onun çabasında. O nedenle onların tavsiyesiyle iş yapmayalım. Uzman kimse neyi tavsiye ediyorsa onun tavsiyesiyle ilaç ve gübre alırsa üreticimiz, çiftçimiz kendi kazançları karlar artacaktır. Evet hocam, e, izleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Kaçıran izleyicilerimiz de var e, programımızın başında. Bu akşam hangi konuları bizlerle paylaşacaksınız demişlerdi. Tekrar hatırlatalım o zaman. Hububat'tan başlayarak, hububat, bakliyat, e, kuru sebze, meyve, patates ve cevizin depolama koşullarını konuşacağız diye tekrar hatırlatalım. <laughs> e, ve asıl konumuzu o zaman dilerseniz başlayalım. Sorularımız da buradan gelirse çok daha iyi olur. Evet, daha güzel olur. E, yine farklı konularda da sorularımız <laughs> olan izleyicilerimiz var. Onlara da yanıt vermeye çalışacağız yine program içinde ya da program dışında diye. Tekrar not düşelim burada. Ee, hocam geçtiğimiz hafta patatesi konuşurken artık program süremizin sonuna gelmiştik. Patatesle depolamada e, önemli sıkıntılarımız var. Tarla döneminde mücadele yapmamız gerekiyor çünkü. Dilerseniz patates konusundan başlayarak ufak bir hatırlatmalar yaparak konumuzu işlemeye başlayalım artık. Şimdi patates güvesi, patatesin tarladaki diğer mücadelelerini geçiyoruz. Sadece evet. bugün konumuz depolamayla, ambarlarla ilgili olduğu için bu konuları anlatacağız. Patates güvesi dediğimiz e, kelebek son yıllarda ülkemizde önem kazanmaya başladı. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgesi dışında e, patates üretilen tüm sahalarda e, bu böcek var. E, değerli izleyicilerimize genel bir bilgi verelim. Biraz sonra işleyeceğimiz e, diğer konularda da aynı bilgiler geçerlidir. Güve dediğimiz kurtçuklar ve bunun yetişkin ergin hali kelebektir. Ortak özelliklerini söylüyorum. Bu hubbatta da aynı, kuru meyvede da aynı bütün güve ismiyle anılan böcekler böcek deyince kelebeğe böcek saymayanlar var. Biz burada kelebeğe de kelebek de bir böcektir. onun da böcek olduğunu ifade edelim. Bu böceklerin ortak özelliği gündüzleri pek gözükmezler gündüz bitkilerin altına, kuytu yerlere, karanlık yerlere gizlenir. Gece faaliyet gösterirler. Gece çalıştıklar için, gece uçtukları için tarlada çiftçimiz pek göremez. Ambarda pek göremez bunları. Evet. Bu böceklerin hepsinin ortak özelliğidir. O nedenle biz var mı yok mu kontrolünü yapacağımız zaman gündüz değil gece saatlerinde bunları kontrol edersek. Misal depomuza girdik. Gece ışığı yaktık uçuşan bir şeyler var mı yok mu? O zaman görebiliriz. Tarlamızda kontrolünü yapacaksak bir fener vesaire tuttuğumuzda onun ışığına gelir. O zaman varlığını yokluğunu anlayabiliriz. Aksi takdirde çiftçimiz gündüz tarlasını gezer. Benim tarlam temiz deyip yanılabilir, aldanabilir. Bunların kontrolü o şekilde yapılması lazım. Patates güvesi ise e, aynı özellikleri taşır. Aşağı yukarı bir buçuk santim kadar kanat açıklığına göre söylüyorum ee, kelebeğin boyutları vardır. Ve bu güvelerin ortak özelliklerinden birisi de renkleri gündüz uçuşan kelebekler gibi canlı renkler, göz alıcı renkler, güzel renkler değildir. Genellikle e, kahverenginin daha çok koyusundan griye, siyaha yakın renklerde olur bu kelebekler. Daha bostonlarda değil mi hocam? Hı hı. Yani gecede bir fark edilmesi zor olan renklerdir. Hı <laughs> hı hem kendi renkleri koyudur hem de gecenin karanlığında bunlar normal şartlarda çok fark edilmezler. Yani adeta gece kendisini gizlemek için böyle yaratılmıştır bunlar. Ee, o nedenle arandığı zaman çok dikkatli aranmalı. Patates güvesi kelebeğinin kanatlarının üzerinde de yine daha koyu renklerde grimsiden siyaha doğru değişen renklerde de görebiliyorlar arkada. Hı hı. E, desenler vardır. Ama tekrar ediyoruz bu Güve kelebeklerinin tamamı koyu renklidir. Birbirine benzer. Birbirine benzer özellikler cimlacılar. taşır. Hı hı. Ve bir buçuk santim kadar kanat açıklığı vardır. Bunun kurtçuğu bir santim kadar boydadır. Patatesin yumrusuyla beslenenler beyazımsı, pembemsi renkte. Patatesin yaprağıyla beslenenler açık yeşilimsi renkte. Patlıcan yaprağında beslenenlerse ise koy yeşilimsi renkte olur bu kurtçuklar yani renkleri farklı olunca farklı böcek gibi algılanmaması lazım. Aynı böcek ama beslendiği bitkiye göre farklı renkleri oluşabilir. Bunlar yanıltmamalı. <laughs> Patates güvesinin tarladaki zararı yaprakların iki zarı arasında beslendiği için yapraklarda yaprağın içinde böyle şeffaf renkli çizgiler şeklinde beslenme yollarını görürüz. Onun içerisinde pisliklerini vesaire görürüz. Ama tarladaki zararı çok önemsenecek bir zarar olmadığı için ve o iki de zar arasında beslendiği için ilaçlamaya ihtiyaç duyulmaz. Çok aşırı olmadığı sürece tarla ilaçlaması gerektirmez. Hangi bitkilerde besleniyor? Onu da söyleyelim. Evet. Tercih ettiği bitki patatestir. Ama patatesin akrabası olan Domates, patlıcan, biber, tütün, bunların hepsi akraba bitkilerdir biliyorsunuz. O bitkilerde beslenir ama dediğim gibi ilaçlamayı gerektirecek boyuta ulaşması çok zor. Bizi asıl ilgilendiren tarafı ise tarlada bulaşma başlar, beslenmesi depoya intikal eder, depoda patateslerimize aşırı şekilde zarar verebilir. Özellikle de burada altını çizerek e, vurgulamak istiyorum. Tohumluk amacıyla depolanmış patateslerde zarar yaparsa tohumluk özelliğini çok büyük oranda yok eder. Neden yok eder? Ee, bu e, kelebeğin tırtılı kurtçuğu bitkinin göz dediğimiz, ektiğimiz zaman filizlerin çıktığı göz dediğimiz yerleri yer. Dolayısıyla tohumluk patateslerde burayı yediği zaman filizlenmez. Ekimi boşa yapmış oluruz. Tohumluk amacıyla depolanan patateslerin e, patates güvesine karşı korunması mutlak surette yapılması gerekiyor. Yemeklikleri de koruyalım ama yemekliği en kötü ihtimalle güvenin yemiş olduğu tarafları, kabuğa yakın yerlerde zaten bunun beslendiği yerleri, pisliğini açık e, renkte, patatesin normal rengine göre daha açık renkte deliklerini, galerilerini görebiliriz. Orayı kesip atar yeriz insan için herhangi bir zarar yok ama e, tohumluk amaçlı yumrular büyük zarar yapar. Peki depoda nasıl yapacağız? Nasıl koruyacağız? Şimdi bir kere e, bütün ambar zararlarında ister patates, ister hubbat zararlar, ister kuru meyve, ister başka e, işlenmiş ürün zararları olsun esas prensibimiz, temel prensibimiz şudur. Temiz depoya temiz ürün koymak. Depomuz önceden temiz olacak. Ürünü ne zaman koyacağız? Misal patates için söylüyorum. Ekim'in 15'i civarında tahminen patatesimizi depoya koyacağız. O tarihten önce mutlaka depoyu kontrol edeceğiz. Depomuzun böceklerin sığınmış olacağı, saklanmış olabileceği, yarık, çatlak, delik gibi vesaire yerlerini depomuzun inşa malzemesine benzer özelliklerde olan maddelerin işte beton sıvaysa oraları alçıyla vesaire kireçle kapatıp o tür yerlerde böceklerin gizlenmesine, saklanmasına fırsat vermeyeceğiz. Depomuzda eğer şüpheliysek önceki yıllarda bu böcekten görüldüyse depoda mutlaka boş depo ilaçlaması yapıp ürünü depoya almadan önce içeride hiçbir zararlının yaşamadığına emin olmalıyız. Aksi takdirde ürünü tertemiz bile getirmiş olsanız depoda böcekten kalıntı var ise mutlaka yeni ürüne de bulaşacaktır. Burada birkaç noktayı daha vurgulayalım. Bunlar biraz sonra işleyeceğimiz konular içinde aynen geçerlidir. Depoda hiçbir şekilde eski üründen kalıntı olmamalı. Eski üründen ne varsa sağlam da olsa, çürük de olsa hepsini mutlaka deponun dışına atmış olmalıyız. Bir önceki yıldan kalan çuval, depoda kullanılmış olan malzemeler, e, paletler, bazen ürün e, paletleri istif ediliyor. Onlar mutlaka ya depo ilaçlamasıyla beraber onlar da ilaçlanıp temizlenmeli, mümkünse fümük edilmeli. Bu imkan yoksa bunlar tamamen deponun dışına çıkartılmalı. Çünkü bunların da aynı şekilde böceğin gizleneceği, saklanacağı yerlerine böcek girmiş, saklanmış olabilir. Dolayısıyla bizim temiz depo prensibimizi bu tersine çevirebilir. Evet, depolarımızı temiz tutmamız gerektiği Mutlaka. konusunda özellikle vurgu yapıyoruz o zaman. Bunu zaten yapmazsak bütün çalışma boşa gider. Bunları yaptık. Patates için diğer ürünlerden farklı bir e, konu. Hepsi için aşağı yukarı geçerlidir ama Böceklerin ortak bir özelliğini de burada vurgulayalım. İster tarlada zarar veren böcek olsun, ister depoda zarar veren böcek olsun. Bunlar 10 derece sıcaklığın altında gelişemez. Depo sıcaklığını depomuzu ta inşa ettiğimiz zamandan itibaren bunları göz önünde bulundurarak yapmamız gerekir. Neye dikkat edeceğiz? Misal güney cephelere arazinin Güneye baktığı yerlere, güneybatıya baktığı yerlere biz depo kurarsak bu depoda sıcaklık kış aylarında bile normalden yüksek olur. Hocam devam edeceğiz ama e, konumuzda tamam. dilerseniz ufak bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenlerimiz, ufak bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz reklamlara geçmeden önce patates güvesinden bahsediyorduk, patatesin depolanma koşullarından bahsediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz hocam. Bir böceklerin ortak bir özelliğini bahsediyorduk, araya gittik. Ortak özellik, ister depoda, ister tarlada, bütün böceklerin ortak bir özelliği 10 derece sıcaklık böcekler için hareketli olmanın, yaşamanın adeta sınırıdır. 10 derecenin altına düştüğü zaman böceklerin gelişmesi son derece yavaşlar, zayıflar. Hatta bir takım böcekler var ki özellikle sıcak bölgelerimizde yaşayan böcekler 10 derecenin altında tamamen uyuşuk vaziyete geçer. Eğer depolarımızı serin tutacak şekilde ta planlama aşamasından itibaren planlar ona göre depo inşa edersek depolarımızda ürün muhafaza etmek daha kolay olur. O nedenle sıcağın çok olduğu arazide güneye bakan güney batıya bakan e, arazilere kesinlikle depo inşa edilmemeli. Hangi depo olursa olsun kuzeye bakan binanın gölgesi olan ne bileyim e, tepe vesaire gibi e, gölge yapan daha serin tutan yerler depo amaçlı kullanılmada çok daha uygundur. bir klima ile vesaire soğutma sistemiyle soğutamayacağımız imkanlarda hiç olmazsa bu söylediğim tedbir birkaç derecede olsa sıcaklığı aşağıda tutar. Depomuzun çatısını ve özellikle güneşe bakan cephesini sıcak geçirmeyecek şekilde izole maddelerle kapatırsak, izole malzemelerle kapatırsak, aynı şekilde içeriye sıcağın geçmesine mani oluruz. Soğutamasak bile sıcaklığı normal şartlardan biraz daha aşağıda tutmak bu zararların, haşerelerin gelişmesine mani olur. Ve özellikle de patates depolarında sıcaklığı mutlaka biz düşürmeliyiz. Sıcaklık patates depolarında bir de şu var. Eksi derecelere düşmesi de patates depolarında istenmeyen bir durumdur. Yemeklik patateslerde patatesin tatlanmasına, iç kararmasına sebep olur. Eksi derecelere düşmesi. Tohumluk patateslerde bahar aylarında uyanmanın gecikmesine sebep olur. Eksi derecelere düşmesi. O nedenle deponun sıcaklığının aşırı düşmesine de mani olmalıyız. 10 derecenin üzerine çıkmasına da mani olacak tedbirleri baştan almalıyız. Patates güvesi 10 derecenin altında herhangi bir faaliyet Gösteremez. Depomuz bu sıcaklıklarda ise ne ilaçlama ne başka bir şey sıcaklıkla de, e, zararlı kontrol etmiş oluruz. Patates depolar için e, yine biraz önce söylediğimiz ortak özellikleri e, bir şeyini daha söyleyelim. Patates güvesi kışı bizzat yumrunun üzerinde geçirebilir e, larva olarak, pupa olarak havaların ısınmasıyla birlikte buradan çıkıp tarlaya uçar, depodan çıkıp veya de, e, bazen de e, zarar görmüş yumrular hafif çürüyor bilmem ne üreticimiz patates ayıklayıp bunu hemen dışarıya bir yere atıyor. Buradan çıkan kelebekler uçarak en yakın patates tarlalarına gidiyor. Ya da patates tarlasında çiftçimizin farkına varmadan veya önemsemeyerek tarlada bıraktığı işte bölünmüş, parçalanmış, küçük ya da toprak içerisinde kalan yumrular bunların kışı geçirmesi için en ideal yerlerdir. Burada kışlayan patates güveleri ertesi yıla buradan tekrar yayılır. Yapmamız gereken depodan çıkarttığımız ister depoya koyarken patatesi ayıkladık vesaire sınıflandırdık, oralar dökülen patatesler isterse tarlada kalan Bunların hepsini özenle toplayıp bunu ihmal etmemek lazım. Bunlar çiftçilerimizde çoğu zaman basit tedbirler gibi gözüküyor ama buralarda kalan bir tane kelebek, bir kelebeğimiz ne kadar yumurta yapıyor çiftçimiz bunu bilirse ertesi yıla e, bir kurtçuğun kele, kelebek olup tarlaya bırakacağı ne kadar böcekle karşılaşacağını bilmesi lazım. Bir kurtçuk uygun şartları bulursa 200'den fazla yumurta bırakabilir. Yumurta paketi halinde bırakıyorlar zaten birer yumurta birer yumurta da bırakmıyorlar. Yani bir tane kurtçuğu engellersek seneye 200 tane böceği engelledik demektir. Hı. Çiftçimizin önemsemediği sağa sola atı atılan, ezik kesilmiş vesaire patatesler hepsi bulaşma kaynağıdır. O nedenle bunların özelinde toplanması lazım. Hayvanlara yem olarak verebiliriz bunu. Hı. Yani değerlendirme imkanı da var. Hiçbirini yapamıyorsak bu çürümüş patatesleri gömelim. 30-40 santimden aşağıya gömdüğümüz takdirde içinde kurçuklar dışarı çıkamaz. Toprakta ölür. Hiç olmazsa başka yere komşunun tarlasına, kendi tarlasına bulaşmasına engel oluruz. Domatesine, patlıcanına, tütüğüne de bulaşmamış Patatesin olur sanat. yine aynı dönemde. Ha, i̇laçlamaya gerek kalmıyor dedik ama buradaki ölçüyü de kaçırmayalım. Eğer çok yoğun zarar veriyorsa mutlaka ilaçlanması gerekir. Ama böyle bir bitkide onun sayımını da şöyle yapmamız lazım. Ee, patates başta olmak üzere bitkileri saydık. Rastgele bahçemizde dolaşırken, tarlamızda dolaşırken bakıyoruz. Bir bitkide ikiden fazla yaprakta zararını tespit edersek ve bu iki yaprakta da aşırı miktarda adeta yaprağın üzerinde böyle karalanmış bir kağıdın üzeri gibi sağa sola çok sayıda tünel görüyorsak ikiden fazla yaprakta ilaçlanması gerekir. Ama ilaçlamalar çoğu zaman beklenen başarıyı da göstermez. Aşırı zarar bitkide verim düşüklüğüne sebep olur. Domatesin, patlıcanın meyvesine çok fazla da zararı olmaz. Tütünde zararı bazen istenmez. Çünkü tütünün yaprağını kullandığımız için onun yaprağında zarar vermesi tütünün e, satış değerini düşürür. Ha sigara içilmesini istemiyoruz ama bir kısım insanımız da buradan para kazandığı için onun emeği de zayi olmasın diye söylüyoruz. İlaçlanması yine tütünde çok istenmeyen bir durumdur. Tedbirler baştan alındığı takdirde bunlarla karşılaşmayız. Yani özetle şunu söyleyelim. Biz Kabus görmek istemiyorsak ona göre baştan tedbirini Tedbirimizi alacağız. alacağız. Hocam patates depoları şimdi bizim de gezdiğimiz kadarıyla artık hani e, bizim bahsettiğimiz gibi modern e, kurulmuş depolar değil aslında. Kendi çiftlik evlerinin alt depolarında ahırdan bozma yerlerde de aynı şekilde depolamalar yapıyorlar. Ve e, tohumlukların zarar görmemesi de ne yazık ki e, böyle alanlarda e, mümkün olmuyor. E, daha... Kötü şartlarda açıkçası depolama yapanlar için nasıl tavsiyelerde bulunabiliriz? Yani gittiğimizde tamamen bir yığın halinde patatesi <laughs> e, ahırdan bozma bir odada bir kulübede bulabiliyoruz depoda depo anlayışları o olabiliyor. E, burada nasıl tedbirler alabilirler? Şimdi en azından burada şunu yapmalıyız. Yine tarladan başlayarak patatesi söktük, hiç bekletilmeden mutlaka çuvallanmalı. Açık olarak bir yere yığılıp bekletilmemeli. Eğer geceyi tarlada geçirecekse, depoya taşıma imkanımız yoksa, gündüzden mutlaka üzeri kapatılmalı. Neden kapatılmalı? Biraz önce söyledik, programın başında söyledik. Bunlar gece hareketli böcekler. Gece bu kelebekler uçuşup yumru, patates ortadaysa, üzeri açıksa üzerine yumurta bırakabilir. Bu yumurta yarın depoda Fırtçık olur, ürüne zarar verir. Hasat ettiğimiz patatesi hiç vakit kaybetmeden çuvallara doldurup o şekilde depoya koymalıyız. Çuvalın içindeki ürüne dışarıdan bulaşma olmaz. Çuvalımız yırtık değil ise, şu, e, burada özellikle de şunu belirtelim. E, çok yoğun olarak kullanılan soğan patates çuvalı amacıyla kullanılan ambalajları kastetmiyorum. Çünkü onları dışarıdan böceğin temas etme imkanı var. Onların üzerinde çuvallanmış bile onlara böcek yumurta bırakır. Bu yani file olanlar değil mi? Fileyi Açık istemiyoruz. Onları istemiyoruz. Uzun süreli depolamalarda öbür çuvallar da çok uygun olmayacak. Ama havadar bir yerde ise file gibi olmayan, delik delik olmayan çuvallar patates depolaması için... En uygundur ve özellikle çuvalın ağız kısmını genellikle hı hı. ürün gözüksün diye açık bırakırlar veya orayı dikişle açık bırakıyorlar patates evet. dökülmeyecek kadar. Ama bir kelebek geldiği zaman oraya yumurta bırakabilir. Ürünü filelediysek üzerine mutlaka bir brandayla kapatalım. Aksi takdirde bu kelebekten koruma imkanı yok. Ürün tarlada bekletilmemeli, gece taşınmamalı, hı hı. açık olarak taşınmamalı. Ve kesinlikle ne tarlada hasat zamanı ne de depoda hiçbir ışık yakılmamalı. Çünkü ışık bunları çeker. Evet şimdi arkamızdaki ekranda da izleyicilerimiz görebiliyorlar değil mi? Ha, Acaba bu şekilde ideal evet. Çuvallanmış bir patates örneği gözüküyor şu anda kapalı. Buna kelebek gelip yumurta bırakamaz. Evet. Burada bu gibi çuvallamaları öneriyoruz ama kırmızı file bu soğan fileleri işte e, aslında marketlerden aldığımız soğan, patates, e, Onların limon içinde filelerinde. Ise, üzerini başka bir örtüyle branda gibi bir örtüyle kapatırsak yine e, böcek gelemez engel olmuş oluruz hocam e, bu da zaten bahsettiğimiz gibi pazar değerini düşürüyor. Tohumluk olarak kullanıyorsak eğer zaten tohumların çimlenmesini, gözleri kemirdikleri için e, tohumlarımızda çimlenmesini e, ne yazık ki imkansızlaştırıyor. Tarlaya ektiğimiz yerlerde çıkmıyor. Bütün emek heba <laughs> oluyor. Evet bütün emek heba oluyor. E, hocam bunlarca patates eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Yoksa artık hububata geçelim mi diyeceğim ama cevizeye ilgili de sorularımız geliyor. Cevize de değinelim biraz. Şu anda patatesle <laughs> ilgili benim özetle söyleyeceklerim bunlar. Eğer izleyicilerimizden soru gelirse, unuttuğumuz bir şeyler olursa onları da ilerleyen zaman içerisinde aktarırız. İşte o zaman izleyicilerimize diyelim. Buradan tekrar hatırlatalım. Bakliyat ya da patatesle ilgili soruları varsa yine WhatsApp ihbar hattımız üzerinden bizlere iletebilirler. Biz şimdi ceviz üzerine gelen sorulardan dolayı cevizi biraz daha önüne alarak hocam isterseniz başlayalım. Cevizde de depolama ile ilgili çok büyük sıkıntı çeken izleyicilerimiz var. Cevizde arazi aşamasında da yapmamız gereken uygulamalar var mı? Yoksa cevizde mücadele direkt depoda mı başlıyor diye ben sorumu yönelteyim size. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Son yıllarda ülkemiz cevize merak sarmış çok sayıda üreticinin gayretiyle ceviz açığımızı kapatma çabasındalar. O nedenle ben ceviz üreten üreticilerimizi tebrik ediyorum. Çok önemli bir ürün. Şu an Türkiye halen kendi ihtiyacını karşılayacak kadar ceviz üretemiyor. İhtiyacımızın bir kısmını maalesef ithal yoluyla karşılıyoruz. Dünyanın dört bir yanından, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Şili'den, Gürcistan'dan, Romanya'dan birçok ülkeden ceviz ithal ediyoruz. İnşallah şu an dikilmiş olan, son 10-15 yıldır milyonlarca ceviz dikildi. Bunların bir kısmı meyveye yattı, bir kısmı da önümüzdeki yıllarda inşallah yoğun olarak i̇nşallah. meyve vermeye başlayacak. Ümidimiz, temennimiz ülkemizin kısa sürede ithalatçılıktan kurtulup, ihracatçı, ...konuma gelmesidir. Ve ben e, o inançtayım. Kısa sürede de gelecek inşallah. Ve işi... E, ...cevizciliğin sevindiren... ...bir tarafını da söyleyeyim. Büyük... ...çaplı... ...böyle 50 dekar, yüz 100 dekar, bin dekar... ...daha geniş tarlalarda... ...büyük çaplı üretimler başladı. Bunlar modern anlamda... ...işi... ...tekniğine uygun şekilde... ...üretim yapan üreticilerimiz ki öyle 5-10 ceviz ağacıyla uğraşan oyun oynar gibi uğraşan insanlar değil. Bu büyük üreticilerin işin içerisine girmesi geleceğimizin ceviz yönünden geleceğimizin biraz daha iyi olduğunu gösteriyor ve bu insanlar burayı para kazanmak amacıyla tesis ettikleri için de gereken teknik çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar yarın hasat ettikleri cevizi de en uygun şekilde depolayacakları en güzel şekilde işleyip paketleyebilecekleri tesisleri de ceviz bahçelerinin yanı başına kuruyorlar veya kurma çalışmasındalar. Şahit olduğum bildiğim birçok cevizcimiz var. Şimdi ülkemizde bir şey daha söylemeden geçmeyeyim. Cevize heves edip hüsrana uğrayanlar da var. Evet. Neden hüsrana uğruyorlar? Baştan bu işi sadece karlı bir üreticilik olarak görüp yeterli bir teknik bilgiye sahip olmadan, teknik altyapıya sahip olmadan ceviz yetiştirmeye kalkanlar maalesef hüsrana vuruyorlar. Evet hocam e, cevizle ilgili araştırma yapmıyorlar. E, farklı sektörlerden sırf e, para getirdiğini düşündükleri için yatırım yapan kişileri de e, şöyle kandırıyorlar. Yine gezdiğimiz arazilerde çok görüyoruz çünkü. E, ceviz herhangi bir toprak ayrımı yapmıyor. Ceviz su olsun olmasın bak 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 her türlü toprakla yetiştir ve sen bundan çok güzel para kazanırsın diyorlar. E, ve gerçekten farklı sektörlerden çok ciddi para yatıran kişiler ne yazık ki bu nedenle hep başarısız oluyorlar ve bir yerden sonra artık yolun bayağı bir kısmını geçtikten sonra mesela tam ürün almaya başladıkları dönemde çeşit değiştirmeye gitmek zorunda kalıyorlar. Çok büyük sıkıntılar yaşayan üreticiler tanıyorum. O nedenle bu konuda çok temkinli hareket etmeli, işi bilen uzmanına sormadan fidan almamalı, ceviz tesis etmemeli ve özellikle de birçok televizyon kanalında Aldatıcı reklamlar var. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü oralardan fidan alıp da maalesef dizine vuran çok insan biliyorum. Hocam e, yani başlıyorlar yanlış bahçe kuruyorlar. Peki e, kurtarma şansları var mı? Çeşit değiştirme diye bir olayımız var ama. Var ama astarı yüzünü geçiyor. Evet. Misal daha önce yaşadığım örnekler var ama. E, İç Anadolu'da bir ilimizde 7 yıl önce... Bir ceviz dikmiş. Geçen, geçtiğimiz yaz gittim gezdim. İşler acısı bir durum. Başka bir programda söylemiştim. Trakya'da büyük bir üreticimizin evet. sıkıntısı vardı. 7 yaşına kadar bakmış bu adam. Adeta mahsul sıfır gibi. Şimdi bir kesecek bunu. Üzerine aşı yapacak. İki senede öyle geçecek. 10 senesinden itibaren meyve almaya başlayacak. Yazık günah değil mi? Bu insan buraya bir emek vermiş, masraf etmiş, ümit bağlamış, hepsi boşa gidiyor. 10 yıl boşuna çalışmış oluyor. Yazık günah. Her Buna sebep olanlar, hı hı. bu çiftçimize, bu üreticimize, bu meraklı, istekli üreticimize bu yanlışı yaptıranlar bu işin vebalinden kurtulamaz ama üreticimizin de eksik bilgiyle yola çıkmasının cezasını çekiyor. Ama yine de ben üzülüyorum. O zaman şöyle diyoruz tekrar her şeyi iyice araştırmadan işte arazileri olsun, özellik yapıları olsun. Özellikle ceviz konusunda çok hassas evet. olunması lazım. Evet, Bölgelerine uygun çeşitlere bakabilecekleri çeşitli web siteleri de var. Zaten bakanlığımızın da sayfasından, işte meteorolojinin de sayfasından bölgesel olarak yükseltilerini görüp e, hangi aralıkta hangi çeşit yetişebilir uydu programlarının arazi programlarının artık internet elimizin altında her yerden bakabiliriz. E, uzmanları da aslında kapıları açık bir şekilde bekliyorlar. Gerçekten akademisyenler olsun, e, araştırma enstitüsü görevli olan hocalarımız olsun... ...hepsi diyorlar ki gelsinler bizim kapımızı çalsınlar... ...bizden asla boş dönmezler diyorlar. 3-5 e, kuruş daha fazla kazanmak için... ...insanların günahına girenlere de buradan... E, ...biz de bir sistem etmiş olalım en azından. Ya Uzman dediğimiz... ...birçok arkadaşımız... ...insanlarımızın, bilen insanlarımızın... ...güzel tarafı da bu. Gerçekten... ...bütün gönüllerini açıyorlar. Yeter ki üretici... ...merak etsin... ...istesin... Bütün bilgilerini ortaya döken kaç insan tanıyorum, ben dahil buna. Hepimiz yapmaya hazırız. Yeter ki üreticimiz doğru adım atsın. Gelelim cevizin evet. depolanması ile ilgili. Üretim kısmını şimdi bırakalım. İnşallah bunu başka bir programda ele alırız. Bir kere cevizde hasat dönemi çok önemli. Hasatta gecikme olduğu zaman onun e, eksikliği burada yaşanan hasatta yaşanan hatalar maalesef depoda düzeltilemiyor. Ürünün kalitesinden kaybediyoruz. Ceviz üreticisinin şunu bilmesi lazım. Genellikle yeşil kabuğun çatlaması veya kabuğun kendiliğinden dökülmeye başlamasıyla olgunlaştı inancı var. Bu yanlış. Cevizin olgunlaş bir yeme olgunluğuna gelmesi biz buna fiziksel olgunluk diyoruz. Yeme olgunluğuna gelmesi çeşitten çeşide değişir ama ortalama olarak yeşil kabuğun dörtte birinin çatlaması demek cevizin yeme olgunluğuna, hasat olgunluğuna geldiği anlamına gelir. Bu çeşitlere göre üç aşağı beş yukarı böyledir. Dörtte birinin çatlaması yeşil kabuk düşsün de ondan sonra hasat edelim. Çok geç kalır. Geç kaldığında ne olur? İç kararması dediğimiz cevizin iç rengi yavaş yavaş kararmaya başlar. İçi kararmış cevizi de tüketici küflü zannediyor. Görüntüsü hoşuna gitmiyor. İnsanın içine sinmiyor. Almıyor. Alsa da düşük fiyata satılıyor üretici bundan beklediği parayı kazanamıyor. O nedenle biz yeşil kabuğun ortalama dörtte bir kadar çatladığını gördük mü bunu rastgele acil ağaçları bahçeyi dolaşıyoruz. 10 tane meyve buradan alıyoruz. 10 tane öbür ağaçtan böyle 5-10 ağaçtan onar tane meyve alıp yeşil kabukta çatlama var mı kontrol ediyoruz. Yaklaşık dörtte birinin çatladığını gördüysek özellikle de bu çentler için söylüyorum. çentler son yıllarda ülkemizde en çok dikilen çeşit. Çatlama bu kadarsa hiç vakit kaybetmeden hasada başlıyoruz. Hasadı mümkün olduğunca en hızlı şekilde yapıyoruz ve burada bir şeye daha dikkat edelim. Çentler bahçelerinde tozlayıcı olarak kullandığımız Pedro, Fernor, Freguent gibi tozlayıcı çeşitler var. Bu çeşitlerle Çentler'i birbirine karıştırmayalım. Hasat ederken e, her ağaca işaret konursa hasat eden işçiler birbirine karıştırmaz bunu. Onları Çentler'den daha sonra hasat edelim ve iki ayrı ceviz çeşidini birbirine karıştırmayalım. Satışta bunlar sorun oluşturuyor. Çentler'in kabuğu bu saydığım i̇nce. çeşitlere göre daha ince. Kalitesi daha yüksek. Diğer çeşitlerle karışırsa bütün ürünün değerinin düşmesine sebep oluyor. Hem hasat dönemleri birbirinden kısa da olsa farklı arz ediyor. Hem de kalite olarak birbirlerinden farklı. Hasat ettiğimiz ürünü hiç bekletmeden yeşil kabuğunu soyup eğer havalar çok sıcakta açık alanda kurutabilir ama yere sermeden toprak üzerine sermeden çünkü bazen nemli yerde kurutmaya çalışılıyor toprak nemli oluyor nemli yerde ceviz kuruyacağına İçi küflenmeye başlıyor. Mümkünse biz bunu büyük üreticilerimiz için özellikle söylüyorum. Kurutma üniteleri olursa ceviz çok kısa sürede kurur ve beklemeden kuruduğu için içi kararmaz. Biraz önce söyledik. İçi karardığı zaman değeri düşüyor. Evet hocam cevizle ilgili konular bitmiyor aslında baktığımızda. Ee, yine cevizi konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde ufak bir araya gidelim değerli izleyenler. Sizlerden de bu sırada gelen soruları bizlerle yanıtlamaya çalışalım. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz programımıza. Değerli izleyenlerimiz ufak bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, cevizi konuşuyorduk hocam. Cevizde özellikle arazi kısmında yapmaları gereken belirli işlemler var. Dedik hasat zamanından başlayarak belirli e, kriterleri var hasat olgunluğuna kadar baktığımızda. Ve hasat sonrasında depolama da karşılaşabileceğimiz sıkıntılar var. Dedik isterseniz devam edelim tekrar. E, arazideki serim aşamasında kalmıştık en son. Değerli izleyicilerimiz... E reklam arasında baktık yetiştiricilikle ilgili de sorular soruyor ama evet, çok fazla. şimdi o konulara girmeyeceğiz. Ona girersek anlatmak istediğimiz diğer konuları yetiştiremeyiz. Değerli izleyicilerimiz bilsinler ki o soruları ilerideki bir programda cevize müstakil yapacağımız bir programda yetiştiricilik ilgili her türlü soruyu inşallah cevaplayacağız. Tarlada bin bir emekle, bin bir zahmetle, masrafla yetiştirdiğimiz cevizi Kaliteli olarak satmak istiyorsak tekniğine uygun şekilde kurutmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğimi tekrar ediyorum. Bir, nemli toprak üzerine sererek ceviz kurutulmaz. Evet. Bu iç kararmasına eğer daha da nemliyse veya üzerine bir yağmur yağarsa cevizin içinin küflenmesine sebep olur. Mümkünse toprak üzerinde sererek ceviz kurutma olmamalı mümkün olduğunca özellikle büyük üreticilerimiz için söylüyorum kurutma üniteleri kurarak kurutmayı ne kadar kısa sürede yapabilirse kaliteyi o denli yüksek tutar. Aksi takdirde kaliteden kaybeder. Nem yüzde kaça düşmeli? Çiftçimiz bunu kendi ambarında, deposunda saklayacaksa yüzde 12'nin altına düşürmeli. Yüzde 8'den aşağıya da inmemeli. Yani ortalama 10 11 gibi bir nemde ceviz depolanırsa uzun süre kalitesini muhafaza eder. Bir de cevizi depolarken hemen onu da bur burada vurguyla vurgulayalım. kabuğuyla muhafaza etmeli. Bazı yerlerde kırıp, kırıp iç yapıyorlar. ceviz haline Hı -hı. getiriyorlar. İç ceviz haline gelmesi eğer vakumlu bir muhafaza yapılmıyorsa cevizde acılaşmaya, renginin bozulmasına sebep olur. Bu da kalite düşümüdür. Yine e, piyasada beklediğimiz fiyata satamayız. Tüketim öncesine kadar veya hemen satışa sunulma öncesine kadar kabuğuyla muhafaza edilmeli. Doğal ambalajı yani kabuğu bunu en iyi koruyacak muhafazadır. Cevizimizi depolarken Biraz önce soğanda patateste bahsettiğimiz o file şeklindeki çuvallar içerisinde depolarsak e, havadar bir ortam sağlayacağı için cevizin olabilecek nemlenmelere karşı havalanmasını sağlar. Naylon ambalaj içerisinde kesinlikle depolamamalıyız. Sadece satışa sunulacağı dönemde kısa süreli olarak o tür ambalaj içerisinde satılabilir ama depoda uzun süre bekleyecek cevizleri hava almayacak bir ambalaj içinde tutmayalım. Şu şekilde tutulabilir. E, cevizdeki nem %10 civarına düştü. %10'un altına düştü. Bu şekilde ambalajlarsak hava almayacak bir ambalajda dışarıdan nem girmesine engel olur. İçeride de nem düşük olduğu için o ceviz e, zarar görmeden uzun süreli depolanabilir. Depolarımız mutlak surette havadar olmalı. Hiçbir şekilde tabanından nem alan, çatısından su akıtan, bir yerden su sızıntıları olan bir depoda cevizimiz depolanmamalı. Evet hocam. E, ee, cevizle ilgili de çok fazla soru geliyor ama sizin de bahsettiğiniz gibi yetiştiricilikle alakalı sorular geliyor ama yetiştiriciliğin haricinde arka ekranda da gördükleri depolama koşulları var. Dur, abla, burada on. bir şey daha vurgulayacağım. Yeşil kabuk. Ceviz bahçeden hasat edildi. Yeşil kabuk içerisinde uzun süre bekletilirse, cevizin sert kabuğunun üzeri adeta ise tutulmuş gibi, siyah boyanmış gibi simsiyah olabilir. O siyahlığı temizlemek çok zordur. Ek bir zahmet gerektirir. Ne kadar da e, temizleseniz o siyahlık gitmez. Kabuklu ceviz olarak satmak istediğinizde. O dış kabuktaki siyahlık insanlara itici gelir, pazar değerini düşürür. O nedenle toplanır toplanmaz. Mümkün olduğunca günlük olarak bugün ne kadar topladık aynı gün onun yeşil kabuğu soyulmalı ve hemen kurutmaya verilmeli. Evet, Bunlar için de gelişmiş Bir kolay gün, sistemler var. Bir gün iki gün bastır. yeşil kabuk içerisinde beklemesi hem sert kabuğun siyahlaşmasına sebep olabilir. Bu süre ne kadar uzarsa risk o kadar yüksektir hem de iç kararmasına sebep olur. Dışarıdan bulaşmalara karşı dış e, cevizin sert kabuğunun üzerinden kolayına bulaşma olmaz. Çünkü bir kurtçuk o sert kabuğu delerek zarar vermez, veremez. Ama sıcaklık yüksek olursa bakın buraya çok e, dikkat edilmesi gerekiyor. Depo ortamı ne kadar sıcak olursa cevizin yetişme döneminde güvelerin bırakmış olduğu yumurtalar sıcaklığın artmasıyla birlikte hele nemde yüksek olursa depoda cevizin yüzde yüzüne varan oranda kurtlanma söz konusu olur. Evet, O zamana Hızralde. kadar yapılmış Aha. olan bütün emekler heba olabilir. Evet, izleyicilerimizin de böyle olumsuz yorumları da var. Yaptıkları hatalarla ilgili e, başlardan geçen talihsizlikleri anlattıkları yorumları da geliyor bize. Dileriz ki bahsettiğimiz konulardan e, kendilerini de alabilecekleri kısımlarını alırlar ve e, daha dikkatli bir depolamayla e, önümüzdeki sezona merhaba derler diyelim. Hangi ürün olursa olsun ortak özellik depolar havadar olmalı, depolar nemli olmamalı, depo sıcak olmamalı depoya kuş, fare vesaire girmemeli. Onların girebileceği bütün e, delikler, havalandırma bacalarında tutun da depoyu yıkamada kullanılan e, atık su e, dışarı çıksın diye konulan hı hı. borular, delikler temizlik işi bittikten sonra kapatılmalı. kapatılmalı. Diğer taraflar kuşların giremeyeceği şekilde, böceklerin giremeyeceği şekilde kapatılmalı ki önümüzdeki e, depoyu koyduğumuz sezon içerisinde ürünümüz zarar görmesin. Depolanmış ürünlerde tekrar tekrar söylüyorum hı hı. asıl amaç temiz depoya temiz ürün koymaktır. Koyduğumuz ürünü de dışarıdan olabilecek bulaşmalara karşı mümkün olduğunca korumalıyız ki emeğimiz heba olmasın. Artık son aşamaya gelmiş bir yılın emeğinin korunması, paraya dönüştürülmesi zamanında her şeyi bir anda bitirmeyelim Evet hocam buradan da izleyicilerimize tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Ee, ne olursa olsun depolarımızı temiz tutmamız gerekiyor. Farklı ürünleri depolamamamız gerekiyor aynı anda. Ve özellikle de herhangi bir atın, eşyanın depolarımızda bulunmaması gerekiyor. Konusunu tekrar hatırlatmış olalım. Ee, hocam fare var yine önemli bir konu. Ee, ambar ve depolarda, tarlada yaptığı kadar belki de daha fazla zarar yapıyor. Derseniz biraz da fareyi ve diğer kemirgenlere geçelim. Şimdi daha önce... Ee, ...tahmin ediyorum 5-6 hafta önceydi. Evet. Tarla faresini anlattık. Tarla faresinin ...depolarda, ambarlarda zarar yapan fareler... ...aynı değil. Bunlar birbirinden farklı fareler. Evet. Ama ortak özellikleri çok. Birbirine benzeyen... ...bunların ortak özellikleri çok. Ambarda zararlı olan fareler... ...yine tarla faresi gibi... ...aile yaşantısına sahip olan canlılardır. Ama tarla fareleri gibi bunlar e, onların deliklerinin özelliklerini falan anlatmıştır. Hı hı. Onun gibi bir özelliği yok. Bunlar depoda ambarda buldukları yarık, çatlak kendilerini e, kazarak e, yapabilecekleri veya depoda kendilerince uygun olan yerleri yuva olarak kullanırlar. E, ambar fareleri e, yılda 6-7 nesil verir. Uygun sıcaklık şartlarında bazen daha da fazla nesil verebilir. Her doğumda dörtle 16'ya kadar, 12'ye kadar ortalama 8-12'dir ama kötü şartlarda 4, kendileri açısından çok iyi şartlarda 16'ya kadar yavru yapabilir. Doğan yavrular da 45-50 gün sonra ortalama 7 haftalıkken gebe kalabilecek cinsel olgunluğa ulaşır. Bu ne demektir? Şartlar uygun olursa farenin önüne alamazsın. Çünkü doğumundan 7 hafta sonra gebe kalabiliyorsa bunların gebeliği de 21 ile 24 gün arası sürüyor. Çok hızlı bir Çok şekilde hızlı hı hı. ambarı depoyu bunlara teslim etmiş olursunuz. O nedenle en başından bunların depoya girmesine engel olacak bütün tedbirler alınmalı başta aldığımız bu tedbirler yetiyor mu yetmez ha bu arada e, bu fareler herhangi bir doğal düşman ya da insan tarafından öldürülmediği takdirde e, 4 yıla kadar 5 yıla kadar yaşayabilir bir hesaplayın şimdi o kadar doğum yapıyor her doğumda bu kadar yavru her yavrudan da e, yeni nesillerin doğduğunu düşünürseniz bir farenin ortalama 3 yıllık ömründe kaç bin tane yavru meydana getireceğini hesaplayın. İnsan şaşırıyor bazen hesapladığınızda çok binleri hızlı yüz binleri Hı. buluyor. Çok hızlı yürüyorlar, çok hızlı yayılıyorlar ve çok hızlı tüketiyorlar hocam. O nedenle fare olan her yerde mutlaka kedimizin olması lazım kedi en büyük doğal düşmandır. Biyolojik mücadeledir. Bu şimdi biyolojik mücadele deyince sadece tarlada ürünlere karşı yaptığımız mücadele anlaşılmasın. En eski biyolojik mücadeledir. Çünkü insanların var olduğu tarihten bu tarafa kedi insanlarla beraber yaşıyor. Ve farenin de en güzel doğal düşmanıdır. Hocam peki ambar ve depodaki zararlarından biraz bahsedelim mi? Ve bizim burada e, ne gibi tuzaklamalar, yemlemeler yapmamız gerekiyor onlarla mücadelede? Şimdi bu kadar hızlı çoğalan bir canlıya besin dayandıramazsınız. Yeter ki onlar imkan bulsun. Yedikleri dışında, asıl zararları yedikleri dışında, kendi pislikleri, üzerlerinden dökülen tüyleri, ağızlarından bulaşan, Salyaları ki bazen insanlara buralardan hastalık da evet. bulaşabiliyor. Geriye bıraktıkları ürün adeta kullanılmaz hale geliyor. Yani ürünü yiyip tüketiyor yüzde 10-20 gibi e, normal şartlarda e, depolarda yüzde 10 kadar fare kayıpları söz konusudur birçok yerde. Fare hangi ürünlerde zarar yapıyor derseniz kuru olan her türlü meyvede patates dahildi buna ama asıl zararı hububat, kuru meyve, kuru baklagil, işlenmiş ürünler, makarnadan bisküvisine varıncaya kadar depolanmış her türlü gıda maddesinde fareler zarar yapabilir. Ambalajı deler, yani böceklerden farklı olarak böcekler ambalajı delemez ama fare ister çuval olsun, ister naylon torba olsun, Hangisi olursa olsun tahta kasalar, onları bile kemirip deler, Veriyorlar. hepsini deler ve içindeki besini tüketir. Hatta bazen yuvalarını bile o besinlerin içine yapar, gıda maddelerinin depolanmış ürünlerin içine yapar. Çünkü hazır besin hemen beslenir, yavrular doğrudan çıkar hızlı şekilde beslenir. Bizim burada tedbir olarak biraz önce söylediğimiz. Depoda girebileceği her türlü deliği kapatmalıyız. Kapatırken nasıl kapatacağız? Bunların kemirmeyle zarar veremeyeceği maddelerle kapatılmalı. En iyi yollardan birisi bunların alışık oldukları deliği siz kapatın. Bazen böyle gevşek yapılı betonu bile deliyor bunlar. Eğer binamız, depomuz öyle bir malzemeyle yapılmışsa, Bunlar Siz o deliği kapattınız. Tekrar aynı yerden açmaya çalışırlar. İçine cam kırığı. Bunu özellikle yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, hurda camları kırıp ezerek e, harç içerisine katacağız. Veya taş kömürünün linyetin tozunu katacağız. Tozdan rahatsız olur. Kömür tozu fareyi rahatsız eder. Rahatsız. Cam kırığı da farelerin orayı kazması esnasında e, ağzını, ayağını yaralayacağı için onların tekrar aynı delikleri kullanmasına mani olur. Çatıdan girebilir. Farelerin en çok kullandığı yerlerden birisi de orasıdır. Çünkü tırmanıyor, her yere tırmanıyor. Çatılardan da aynı şekilde depoya girişleri engelleyecek her türlü tedbiri almalıyız. Havalandırma bacalarını sinek teliyle kapatmalıyız ki sadece kuş girmesin diye alınan tedbirler farenin girişini engel değil. O nedenle sinek teli gibi telle kapatalım havalandırmaları. Hem kuş girmesin, hem böcek girmesin, hem de farelerin girişine engel olalım. Hı hı. Hocam peki e, şimdi pek çok üründe zarar yaptıklarından bahsettik Bu e, depolarımızı biz izole hale getirmeye çalışıyoruz Giriş çıkış yapacakları delikleri kapatıyoruz Gerekli mücadeleleri yapıyoruz Yuvalarını e, bozmamız gerekiyor bunları yapıyoruz Peki girdikten sonra e, neler yapabiliriz? Yani girdikten sonra yine ekstra yapabileceğimiz mücadeleler var mı? Zehirli yemler olsun, e, farklı uygulamalar olsun Yine e, mücadele edebileceğimiz bunların harici başka yöntemler de var mı? Var, oraya gelmeden bir iki noktaya daha temas edelim Şimdi sadece bunlar depolarda zarar yapmıyor. Ürünün işlendiği yerde, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi amacıyla kullanılan makinaların da farelerce uygun yerleri, onların saklanma, yuvalanma yerleridir. Bu makinalarımızın da zaman zaman kontrol edilerek fareler burada yuvalanmış mı, gizlenmiş mi, bunların mutlaka bilinmesi lazım. Makarna fabrikalarında, un fabrikalarında, Kuru meyveleri işleyen depo paketleyen alanlarda yani her türlü gıda maddesinin işlendiği alanda fareyle karşılaşmamız mümkün. Sadece depolar değil ürünlerin işlendiği depolandığı her yerde fare en önemli düşmanlarımızdan birisi. Hatta burada bir anımı da e, izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi ilini söylemeyeyim. bir ilimizde organik ürün işleyen bir fabrikaya gitmiştik. Yanımızda e, yabancı misafirler var, yurt dışından gelen misafirler var. Onlara da kendi ürünlerimizi tanıtmaya, reklamımızı yapmaya çalışıyoruz. Organik ürünlerin işlendiği fabrikada maalesef hiç tedbir almamışlar. Bu organik ürünü kötülemek amacıyla söylemiyorum. İzleyicilerimiz ya da organik ürün üreticileri bunu yanlış anlamasın. İçeriye bir girdik farelerin sayısını bilmiyorum ama en az 8-10 tane fare bir o tarafa biri bu tarafa sağa sola kaçıştılar. Tam cirit atıyor dedikleri ortam olay Aynen. Yardımcı. İçimizdeki bayanlar korktu. Yanımızdaki bayanlar korktu. Artık biz işi şaka yollu kurtarmaya çalıştık. Dedik bakın kimyasal bir mücadele yapılmadığı için maalesef fareler de oluyor. Bu da ürünün doğallığını gösterir gibisinden durumu kurtarmaya çalıştık. O nedenle bu tür yerlerde gıda maddelerinin işlendiği, paketlendiği yerlerde kimyasal bir mücadele zaten yapamayız, yapamayız, öneremeyiz. Buralarda yapmamız gereken tedbirleri alacağız. Mekanik tuzaklar kullanacağız. Fare tuzağı, fare kapanı olarak e, satılıyor bunlar. Hı hı. Onları kullanacağız. Nereye koyacağız bunları? Bunların kullanılacağı yer fareler genellikle karanlık yerleri binaların köşelerini, duvar diplerini genellikle kullanacakları yerler oralardır. Bu tuzakları ayak altı olmayan, insanların gelip geçerken çarpabileceği yer olmayan ama farelerin çok kullandığı kuytu yerler, karanlık yerler, köşeler, duvar diplerine tuzakları kuracağız. Bu işle görevli elemanımız da bunları e, günlük en geç 2-3 günde bir kontrol ederek eğer tuzaklara fare düştüyse, ölü, ölü fareyi alıp tuzağı yeniden kurarak mücadeleyi yıl boyu devam etmesi gerekir. Mekanik tuzağımızın kullanımı bu. Bu tür tesislerde gerek depo, gerekse işleme tesislerinde kimyasal mücadele var. Ama nasıl? Bunlar binanın dışında farelerin gelip geçebileceği. Ya da gıda maddelerinin olmadığı bölümlerde, malzeme deposu vesairenin olduğu yerlerde yemleme istasyonu dediğimiz fare mücadelesine özel yapılmış kutular var. Bunlar duvar diplerine, köşelere konur. Farelerin adeta yol gibi kullandığı bu kenarlar, köşeler fare bunun içinden geçer. Biz bu tuzakların içerisine bu yemleme istasyonu, yemleme tuzağı dediğimiz kutuların içerisine bunlara uygun yemler satılıyor. Zehirli yemler. Bu kutunun içerisinde olduğu için kuşlar bu yemi göremez. Sadece fareler bu yemi yediği takdirde zarar görür. Bu yemleme istasyonlarını kullanmamız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bu yemleme tuzaklarına Yem koymadan önce buğday deposu dışındaki depoları söylüyorum. Zehirli yem kullanacaksak, zehirli yemden kastımız tarla faresine kullandığımız çinko fosförlü yemi. Burada aynı şekilde ev faresi ya da depolarda zarar yapan bu ambar farelerine karşı kullanabiliriz. Birkaç gün ilaçsız buğday koyacağız bunlar içerisine. Niye yapıyoruz bunu? Diğer gıda maddelerine alışmış olan fare normal şartlarda buğdayı yemez, zehirli buğdayı yemez. Zehirli buğday yiyebilmesi için önce temiz buğday veriyoruz. Yani alıştırıyoruz hazır besine. Fareyi zehirli yeme alıştırıyoruz. Birkaç gün baktık, bunlar e, koyduğumuz temiz buğdayı yediler. Ondan sonra zehirli buğdayı bu yemleme istasyonlarının içine koyuyoruz ve burada takip ediyoruz. Bunların içerisine 100 gram kadar yem konur. 2-3 gün arayla yemden ne kadar tüketildiği kontrol edilir. Yem tüketiliyorsa bizim yaptığımız uygulama doğrudur. Fare birkaç gün içerisinde zaten giderek azalacaktır. Çinko fosforun özelliği hemen yiyen fare orada ölmez. Birkaç gün içerisinde bunlar saklandığı, gizlendiği ya da yuvalarında ölürler. Çoğu zaman bunların öldüğü yeri de göremeyiz. Bu durumda fareyi de bitiremeyeceğiz herhalde. Evet hocam program süremizin sonuna geldik. Ee, zaten fareyle ilgili önemli kısımları da burada e, söylemiş olduk. Üreticilerimizin konuyla ilgili soruları var zaten kuru meyve zararlarına hiç geçemedik. Hubbata geçemedik. Onları da inşallah sonraki programımızda anlatırken fareyle ilgili ve bugün e, bu ana kadar işlemiş olduğumuz e, depo zararlarıyla ilgili sorular olursa İnşallah en kısa sürede onları cevaplarız. Evet hocam ben tekrar teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık diyelim buradan. Üreticilerimize hayırlı geceler, hayırlı seyirler dileyelim tekrar. Evet değerli izleyenler bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, ambar ve depo zararlarından bahsediyoruz. İki haftadır ama yine programımızı tamamlayamadık. Önümüzdeki haftaki programımızdan hemen bahsedeyim ben sizlere. Biraz daha bitki besleme ağırlıklı olarak gideceğiz önümüzdeki programımızda. Çünkü bildiğiniz gibi bitki koruma ile bitki besleme ayrılmaz iki bütün aslında bitkisel üretim içerisinde. Önümüzdeki hafta bitki besleme yönelik sorularınızı alacağız. Buradan tekrar geçtiğimiz hafta yaşadığımız terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhları şad olsun diyelim ve hayırlı akşamlar dileyelim.